Merhaba arkadaşlar, 24 Mart Çarşamba, evet. Böyle iş çıkışı hemen çocukları aldım. Nereye gidiyoruz? Norveçlilerin böyle kültürlerinin tam ortasında olan bir faaliyet yapacağız. Nedir o? Aslında bildiğiniz piknik diyeyim ama birazcık daha farklı bu tabii. Onların tarzı biraz daha farklı, bizimkinden bayağı bir farklı. Bugün onu sizin için yapmaya çalışacağım. Normalde biz bu işi hafta sonları yapardık ama hafta sonu biraz meşguldüm, o yüzden bugün yapmaya karar verdik. Ne yapacağız arkadaşlar? GoPro Tour demek arkadaşlar. Tura çıkmak demek. Yani bizim pikniğimizle biraz eş anlamlı gibi bir şey. Ona siz karar verin. Yani bu eylemimiz bittiğinde, GoPro Tour eylemimiz bittiğinde, evet, bizim piknik gibi mi değil mi? Ona siz karar verin. Şehirde karlar bayağı eridi ama dağda biraz daha var. Arkadaşlar, GoPro Tour'un en önemli kısmını yapıyoruz şu an. Yani bir süre yürüyeceksiniz arkadaşlar. Düşmeden yürüyeceksiniz. Ayakkabılarım çok uygun değil. Kar, buz karışımı bir şey şu an zemindeki. Arkadaşlar, bizim piknikten en büyük farkı bunun. Vaktin çoğunu yürüyerek ya da koşarak geçiriyorsunuz. Yeme içme işlemine o kadar da çok fazla vakit ayırmıyorsunuz. Anladın mı? Bizimkinin tam tersi. Bizde piknik yapılacak yere kadar genelde araba ile gidilir idi. Yani biz öyle yapardık en azından. Ve yemek yenilecek mekanda dinlenme ve yemek yeme asıl vakti alan aktivite olurdu. Burada ise tam tersi. Burada yani bir nevi spor yapıyorsunuz. Bayağı bir yürüyüş. Çok güzel böyle parkurlar var burada. Oraları yürüdükten sonra hemen böyle bir mola veriyorsunuz. Taş çatlasın. 1-1,5 saatinizi alır. Orada çünkü ateş yakıyorsunuz. Ateş yakma, bir şeyler üzerinde pişirme falan filan. Ortalama 1 saatinizi, 1,5 saatinizi alıyor. Olay bu. Orada karnınızı doyurduktan sonra, işte kahvenizi içtikten sonra, burada ya kahve, daha çok da sıcak çikolata. İşin şeyi o aslında. Hani işin orijinali sıcak çikolata arkadaşlar. Ondan sonra da geri dönüş yolu, aynı yoldan ya da farklı bir yoldan tekrar geri geliyorsunuz. Burada aracı kullanmanın şeyi sadece hani evden parkurun başına kadar ki olan mesafeyi araçla geliyorsunuz. Ondan sonra yürüyorsunuz arkadaşlar ya da koşuyorsunuz. Tura çıkmanın arkadaşlar hikayesi bu. Kısacası biz şu an bu hikayeyi gerçekleştiriyoruz. Ben şunu da yapacaktım aslında. Burada tipisk noşk diyorlar. Tipisk noşk. Yani Norveçlilerin adetleri, Norveçlilerin yaptığı tipik şeyler nelerdir diye soracaktım ama gerçekten çok vaktim yok. O yüzden yoktu. Eğer sorsaydım arkadaşlar, sizin imkanınız varsa sorun. Ya Norveçlilerin tipik özelliklerini 5 tanesini sayın deyin. Bu 5 tane özelliğin içerisinde mutlaka GoPro Tour olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. GoPro Tour. Bakın arkadaşlar, bir şey göstereceğim size şimdi. Yol üzerinde, ormanın içerisinde bir tane ne var? Bir bina. Neymiş burası? Evet. Arkadaşlar, burası bir anaokulunun faaliyet alanı. Tamam, bakın. Şurada bir sürü bir şeyler var. Ben çok girmek istemiyorum içerilere de. Bakın. Şurada farklı farklı içerilere doğru değişik değişik böyle aktivite yapacakları yerler var. Peki burası ne? İçeriyi size göstermeye çalışayım. Bakın, içeride bir sürü tabureler var, oyuncaklar var. Görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? İşte geliyorlar arkadaşlar burada. Ateşlerini yakıyorlar güzelce. Ondan sonra da sosislerini pişiyorlar ateşin üzerinde. Ya da marshmallowlarını pişirip yiyorlar. Öğretmenleri burada onlara işte hikayeler anlatıyor, oyunlar oynuyorlar falan filan. Ondan sonra da tekrar okullarına dönüyorlar. Ortam biraz kaygan olduğu için benim kafile birazcık geriden geliyor. Bakalım yukarı çıkınca neler olacak? Göreceğiz. Görüşürüz.
Yani ne olmuş oluyor? Aslında biz orada yiyeceğimiz şeyleri, program içerisinde yiyeceğimiz şeyleri aslında eritmiş oluyoruz yani. Bu yönüyle bu çok sağlıklı. Bizim piknikten daha sağlıklı en azından. Tabii bizim piknikleri de unutamıyorum yani. Yemenin içmenin hakkını veriyorduk. Şurada birileri var. Gördüğünüz gibi. Evet, yakarken çekemedim ama şimdi arkadaşlar birazdan ateşimiz olunca bir şeyler pişireceğiz, yiyeceğiz, gideceğiz. Burası bizim yaşadığımız yere yukarıdan bakıyor. Fakat asıl bizim bu aktivite yapacağımız yerde arkadaşlar bir faaliyet var şu an. Bizim de tanıdığımız biri yeni bir iş bulmuş. Onun kutlamasını yapacaklar işte, iş, yeni bir iş buldum diye. O yüzden orası dolu şu an. Çekimde yapamayız zaten, rahat rahat orada. Artık mecburen buraya kaldık. Evet, ateş keyif. Ateş keyfini buldu mu derler, ne derler? Ateş neyini buldu işte, bir şeysini buldu arkadaşlar. Yani işler yoğunda demek yani, anlayın işte, işler iyi gidiyor falan hani. Tam partinin ortasına düştük yani, GoPro tur yapalım derken. Burada yine tanıdık bir arkadaşın yeni bir iş bulmuş. Onu kutluyorlar burada. Biz de dedik ayıp olmasın diye asıl bulunduğumuz yerden gelip onlara bir merhaba dedik. Ben size şöyle, tam da güneş batıyor ama çok da böyle uygun değil belki çekim, ama yine de yukarıdan oturduğumuz şehrin şöyle bir görüntüsünü paylaşmaya çalışacağım. Bakın. Şu gördüğünüz Otra, daha önce de sık bahsettim arkadaşlar. Çok büyük bir nehir. Hemen şurada bir tane santral var. Onun alt tarafında bir santral var. Yukarıda bir santral var. Peş peşe santral dolu. O yüzden ne oluyor tabii? Konumuzla ilgisi yok ama bu lakslar işte. Laks dediğimiz somon balığı. Deniz bu tarafta. Denizden geliyor. Şuradaki şeye kadar, elektrik santraline kadar gelebiliyor ancak. Buradan yukarıya geçemiyor. O yüzden de o elektrik santralinin olduğu yerde çok bol miktarda laks tutabiliyorsunuz. Tabii ki onun ücretleri çok yüksek. Yani bayağı işte günlüğü 600 kron falan yani. Günlüğü mü, saati mi? Ya çok pahalı. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz GoPro tur. Görüyorsunuz burada yaşlı başlı bir sürü insan var. Burada hiç yaş sınırı gözetmeksizin insanlar tura geliyorlar, tur yapıyorlar. Bakın kutlamayı bile dağda yapıyorlar, görüyorsunuz. Yeni bir iş bulmuş birisi. Onun kutlamasını yapıyorlar. Evet. Böyle güzel adetler aslında. Hani örnek alınabilecek adetler. Arkadaşlar tabii şunu da söyleyeyim. Bakın ben şimdiye kadar çektiğim görüntülerin ya da videoların %90-95'i burayla alakalı hep olumlu şeyler. Tabii insan yaşadığı yerin yani çok da olumsuz şeylerini çok görmek istemiyor ama bu demek değildir ki burada olumsuz durumlar yok. Kesinlikle var. Çok çok olumsuz şeyler var arkadaşlar burada. Onları da tabii ki zamanı geldikçe sizinle paylaşacağım. Hatta soranlar da oluyor ya, işte olumsuz şeyler yok mu orada hiç falan filan. Tabii ki bir ülkeyi tanıtmaya çalışıyorum size. Buradaki yaşantıyı tanıtmaya çalışıyorum. Elbette ki olumsuz şeyleri de bilmeye hakkınız var. Ve burada çok fazla olumsuz şey var, onu söyleyebilirim size. Zamanla paylaşacağım onları sizinle. Evet, şimdi ben ateşin başına tekrar geri dönüyorum. Karnımız epey bir acıktı. Sonuçta GoPro tur yaptık arkadaşlar. Yürüdük yani. Yokuş yukarı böyle. Buraya tırmandık sonuçta. Bence yemeği hak ettik yani. Görüşürüz. Arkadaşlar bu bir sırt çantası değil mi? Ama bu sırt çantası değil aslında. Bu bir ne? İşte böyle GoPro tur için ya da piknik için bir tane şey. Yani piknikte kullanabileceğiniz bütün mutfak malzemeleri neredeyse hepsi burada mevcut. Tabii ki ben bunu yine bir Brugt butikten, yani ikinci el mağazasından 100 krona mı ne almıştım arkadaşlar. Bunu da buradan ifade etmeyi bir borç bilirim. Çok da kullandığımız yok da işte. Dedik ya, o kadar ucuz geldi ki dayanamadık, aldık. İşte bugün getirdik, bakalım kullanacağız birazdan. Evet, ateşimiz aslında oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu közün üzerinde etimizi pişireceğiz. Biraz etimiz var şöyle. Ayıp söylemesi. Bir de her zaman olduğu gibi tabii ki somon. Şimdi ben buraya ayrı bir ateş yakacağım.
Çünkü hava gerçekten sağlam esiyor burada şu an. Yani çok hafif esiyor ama kesiyor yani. O yüzden ateş olması lazım mutlaka bu operasyonu yaparken. Görüşürüz. Şunun gibi bir şey arkadaşlar. Odun istemediğiniz kadar. İstemediğiniz kadar. Her yer odun zaten. Yakında bir kamp yapmak, şöyle bir çadır kurmak şart oldu. Birazcık yaş olduğu için azıcık zorlanıyor yanmakta ama idare eder. Fena değil. Evet. Evet. Etler bayağı küçüldü. Ateşimiz can çekişiyor. Çok odun var ama yaş olduğu için biraz sorun yaşıyoruz. Okey. Devam edelim. Arkadaşlar, GoPro turumuzu tamamlamak üzereyiz. İşte şeyler pişti, balıklar, köfteler, neyse. Ayıptır söylemesi. Ateşimiz harlı, gayet güzel. Ateşi de bir göster istersen. Bunları da yiyeceğiz arkadaşlar. Bakın doğrusu oturmadık bile yani. Hemen ateşimizi yaktık. Pişireceğimizi pişirdik. Yiyip devam. Direkt eve döneceğiz yani. Görüşürüz. Arkadaşlar bizim programımız bitmek üzere. Bu hafta sizlere GoPro Tour dediğimiz işte Norveçlilerin vazgeçilmez adetlerinden biri olan yani tura çıkma, piknik yapma artık, doğayla baş başa olma, doğaya dokunma şeklinde güzel bir aktivite. 7'den 70'e herkes yapıyor arkadaşlar bu işi burada. Hem spor olması adına hem de böyle eşle dostla muhabbet, gırgır şamata. Biz de kendi ailemizle yapmış olduk. Burada Norveçli arkadaşlarımızı da gördük. Onlarla da muhabbet ettik biraz. Güzel, eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Ben dediğim gibi sadece bir aile aktivitesi şeklinde değil. Yani buranın gerçekten vazgeçilmez adetlerinden, kültürlerinden bir tanesi. Yani burada yaşayan arkadaşlar çok iyi bilir. GoPro Tour. Yani sorun bir Norveçli'ye. Nedir en çok yaptığınız güzel adetleriniz? İlk 5'te kesin çıkar yani GoPro Tour. Dolayısıyla arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırırken umarım beğenirsiniz videoyu. Kanalımıza abone olursanız tabii ki her zaman olduğu gibi bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.